hocam. Adana'ya hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. Öncelikle kitabınız için teşekkür ederim. Ne kadar geliyor? Müthiş bir dönem belgesi. Ve inşallah bunun 2018 Adana'sı da olacak. Kitabınızın hikayesi de enteresan. Karikatür fuarına geliyorsunuz. Bu vesile Tan Bey'le konuşurken Çukurova Belediyesi'nin yaptığı karikatür festivalinden, o sohbetlerden hatırlanıp ve basılması da hoş da bir hikayesi var. Nasıl oldu bu? Yemekte falan mı konuşuldu bu tarafı? Hayır, bizim ikimizi bir şeye, söyleşiye çağırdılar. Tan Oral'la birlikte. Evet. O şeyde işte kitabı anlattık, sorular soruldu. Sorulardan biri de şuydu. Bunlar kitap halinde basıldı mı? Evet. Hayır dedim, basılmadı. Tabii ben de isterdim basılmasını. Hatta bir iki arkadaşı teşvik ettim, şunun yeni tarafını da bulalım diye. Yani şöyle daha önceden böyle konuşurken, sohbet ederken o kitabı, daha doğrusu o şeyi, diziyi görmüş, okumuş olanların hatıraları canlı iken konuşurken demişlerdi ki bunu bir kitap kitap olsa bundan falan. Tabii olsa ama daha sonrasının da olup bitenleri içinde olsa diye konuşuyorduk. O sohbetler sırasında bu temenniyi ben de belirtmiştim. Yani bütün basılırsa olur, iyi olur falan derken. Orada bu böyle somutlaşınca şeyde İstanbul'daki arkadaşlar da ilgi gösterdiler. Evet. Cem Erciyes falan. Yani bunu bir kitap haline getirdik. Biraz geçmişle alakalı bir şey oldu. Yani nostaljik bir tarafı olan bir kitap oldu ama fena olmadı galiba. Kitabınızı ben bir solukta okudum. Özellikle bu Keşke ve Dilek bölümü çok çarpıcı. Ben 18 yaşındaydım. Askeri darbe olduğunda. Evet. Diyorsunuz ki keşke bu röportajı, bu diziyi böyle kısıtlar altında değil, daha rahat bir, tabii, özgür bir şey halinde yapmamız mümkün olsa diye bir şey söylemiş. Temenni. Şimdi 80'den 2018'e durumumuz nasıl, yani ileri mi gittik, geri mi gittik? Bugün de çok ciddi bir gazetecilerin üzerinde, konuşan, düşünen insanların üzerinde bir baskı var. İnsanlar çekiniyor konuşmaya. Tabii bir değişik bir döneme girdik. Evet. Yalnız bu dönemin şartları benim hayatta gazeteci olarak, siyasetçi olarak yaşadığım şartlardan çok daha farklı. Çok daha ağır yani. Çünkü olağanüstü hal altındayız. Adı üstünde, evet, olağanüstü hal. Bazı özgürlükler askıya alınmış. Aynen. Rafa kaldırılmış yahut. O ve birçok gazeteci de şeyde, hapiste, yani 140 küsur gazeteci hapiste. Bir de en son bir hadise var. İki arkadaşımız Anayasa Mahkemesi'nden, evet, Anayasa Mahkemesi'ne dava açmışlardı. O davada Anayasa Mahkemesi onları haklı buldu. Tutuklu arkadaşlarımız. Ve onlar çıkarılsın dedi. Yani yanlış tutuklu olmaları gerekçesiyle. Bu tam herkes onların tahliyelerini beklerken birdenbire hükümetten, başbakandan bir açıklama geldi. Ve mahkemelerin, yani Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının karşısına çıktı. Bunu eleştirdi. Ve dedi ki ilk mahkemeler daha iyi bilir bu işi. Onların verdiği karar önemlidir dedi. Şimdi böyle bir şey yani akıl alır bir şey değil. Ben kısmen hukuk okumuş olan bir insanım. Siyasal bilgilerde okudum ama biz hukuk dersleri de görürdük. Şimdi baştan itibaren insanlara bir yargı müesseselerinin de hata yapabileceği esasına uygun olarak ortaya konulan denetim müesseseleri, kararı düzeltme mekanizmaları anlatılır. Yani ilk mahkemeye gidersiniz, daha yukarı mahkemeye itiraz edersiniz. Şimdi istinaf mahkemeleri de var, oraya gidersiniz. Orada da sonuç alamazsanız, eğer haklı olduğunuza inanıyorsanız, temyize gidersiniz, Yargıtay'a. Yargıtay vardır. Niye bunlar konulmuştur? Ayrıca bunlar da yetmemiştir. Uluslararası mahkemeler devreye girmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir şey var. Biz de ona üyeyiz.
ona kadar başvurulabilir, itiraz edilebilir. Niçin? Çünkü aradakiler yanlış yapabilir. Yanlış yapmak insanlara özgü bir şeydir. İşte beşer şaşar derler. Devlet adamları da şaşabilir, mahkemeler de şaşabilir, başbakanlar da şaşabilir. Ya kandırılabilir, bunu söylemişlerdir zaten son sıralarda. Devlet adamları kendileri söylemişlerdir. Kandırıldıklarını, Fethullah Hoca hadiseleri dolayısıyla olan şeyden, FETÖ örgütü falan dolayısıyla. Yani denetleme lazımdır. Her şeyde olduğu gibi mahkemelerde de denetleme lazımdır. Bu da işte bu yoldan olur. Bir kararı yanlış yapabilir, ona öbür itiraz mercine gider falan. Zaten o eski bu Asliye mahkemelerinin ilk mahkemelerinin adı Bidayet Mahkemesi'ydi. Başlangıç Mahkemesi. Demek ki bir süreç var. Sürecin başlangıcında bu mahkemeler var. Daha sonraki şeyde başka mahkemeler var daha sonraki süreçte. Bütün bunları göz önünde tutmadan bir başbakanın böyle sözler söylemesi çok tuhaf tabii. Yine kitaba dönersek enteresan bir şey daha var orada bir dikkatimi çeken. Bu Mersin ve Tarsus'ta da yaptığınız röportajlarda kitabın adı 01 diye size itiraz ediyorlar. Mehmet Emin Kara Mehmet'le de görüşüyorsunuz. Evet. Tepki. Şimdi işin enteresan bir tarafı Adana ve Mersin bugün eski Adana eski Ceyhan Belediye Başkanı Mersin'de eski Tarsus Belediye Başkanı tarafından yönetiliyordu. Bu o gün 80'lerde pek kimsenin aklına gelebilecek bir şey değildi. Nasıl bir tepki oldu bu 01 kitabın adı diye? İşte yani bu şeyi gösterdi. Mersin'de Adana arasında bir şey var. Mersinliler kendilerini ayrı görüyorlar. Yani Adana'nın şey Tarsuslular da tabii öyle. O zaten Tarsuslu onlar ama şey Tarsus Mersin'in şeyi değil mi? Mersin ilçesi. Mersin ilçesi. İşte öyle bir tartışma ona da yer verdik. Yani böyle yan yana komşudurlar diyerekten illa birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar anlamı çıkmıyor tabii. Evet. Ama kavga da etmiyorlardı. Medeni bir şekilde gidiyordu tabii. Bu 2018 kitabı için, Adana için Cesi Yokken Cem Erciyes Bey'le de konuştuk. Bu kitabın 2018 Adana diye bu böyle bir yaklaşımda hazırlanmasının çok iyi olacağını ama sizin de çok sıkışık bir ajandanız varmış ama evet. Hiç olmazsa işin editoryal tarafında önerilerinizle katılabilirsiniz. Ama mutlaka bu kitabın bu şart 2018 Adana diye bu perspektiften yapılması çok iyi olur. Ben de onu temenni ediyorum. Yani keşke benim vaktim olsa hakikaten. Tutarsınız bir ucundan yazıyla katılabilirsiniz. Ama ona her türlü tabii katkıda bulunabilirim. Hı. Mukayese edilirse çok şey görülecek. Bugün bu şey sırasında da oradaki konferans sırasında da ortaya çıktı. Hakikaten mesela pamuk üretiminin gerilemesinin sebeplerinden tutun işte bu sarayının şekil değiştirmesine kadar birçok konu var. Bu değişiklikler görülebilir tabii. Evet. Pamuk gitti, Turunçgil geldi. Özellikle kitabın sonundaki protokol listesi de enteresan. Yani onu da yenilemek evet, lazım. O yenilendiğinde şöyle bir manzara çıkacak. Bazı kurumlar yok, gitmiş. Ha, o önemini kaybetmiş, kapanmış. Zirai donatım yok. Ne bileyim daha farklı birçok kurumlar yok. Ya da önemi geriye gitmiş. O açıdan da protokol listelerinin de olması çok iyi bir izlek olur diye düşünüyorum. Ne dersin? Onu da mutlaka koymalı ve bu dediğinizi bir tahlil olarak, bir analiz olarak yazmalı. Evet. Giden kurumlar, değişen insanlar, yeni müesseseler falan neyse onlardan da bahseden bir şey yapılabilir. Onları açıklayan daha doğrusu, o değişiklikleri açıklayan bir ek de yapılabilir ona tabii. Bir tarımcı olarak benim aklıma gelen o dönemki tarım il müdürlerinin ne kadar forslu ve etkili yetkili olduğunu, Adana'nın tarım il müdürü olan insan neredeyse bir tarım bakanı kadar bilgili, donanımlı insanlardı. Ama şimdi bugün baktığımız zaman tarım il müdürlüğünün çok o etkisinin kalmadığını görüyoruz. ŞUKO Birlik birçok fonksiyonunu kaybetmiş durumda. Bu karşılaştırmanın çok enteresan olacağını düşünüyorum. Ben tekrar bir Adanalı olarak öncelikle 1980'de bunları gelip yazdığınız için sonra tekrar
bir vesileyle tıpkı basımına da el verip ön söz yazmadığınız için, bu hale getirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz için. İnşallah o dediğiniz gerçekleşir. 2018 Adana'sı da yazılır arkadaşlar tarafından ve tabii ben de her katkıyı yaparım. Ve ikisini karşılaştırmalı olarak görme fırsatı doğar. Bunu temenni ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.